Üç günde biri de olsa, biri haber gönder bana. Farkında değil misin? Seni yine çok sevdiğimi. Unutulmaz değilim ki. Boşuna hiç ağlama. Her gün yeni bir ayrılık. Bu kadar kolay sanma. Merhaba. Aa, Figen, senin ne işin var burada? Ne diyorsun sen ya? Figen benim kız arkadaşım. Çok iyi olmuş. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Ne oluyor Nurten ya? Ne bu abla safra? Asıl sana sormak lazım Okan. Çıkacak başka kız bulamadın mı sen? Nesi varmış kız arkadaşımın? Nesi yok gibi. Serserinin teki bu. Eski mahallede yemediği halt kalmamıştı. Ne kadar erkek varsa hepsiyle sürttü. Kız arkadaşıma iftira etme Nurten. Benim tipime tasını attırma. Hem sen kız arkadaşıma laf edeceğin önce kendine bak. Neyin varmış benim be? Senin erkek arkadaşını da gördük Nurten Hanım. Adam evli çıktı be. Daha ne olsun? Bana bak. Ağzını yırtarım senin ben. Hop hop. Ağır ol mola desinler. Alnı yapacaksın aşağı. Okan, eğer bu kızı alıp hemen bu evden götürmezsen annemlere söyleyeceğim. Tamam be tamam. Götüreceğim Figen'i buradan. Ama annemlere tek bir laf edersen külahları değişiriz. Hadi canım naş. Oh çocuklar çok sıcak çok. Ah. Ne yapıyorsunuz siz? Bir şeyler yediniz mi? Yedik anne. Anneciğim biraz daha erken gelsen Okan'ın kız arkadaşı buradaydı. Sizinle tanışmak için gelmişti ama yetişemedin. Ne yapalım artık şanssızlık. Ah yavrum senin kız arkadaşın mı var? Ne güzel. Yani. Adı ne? Figen. Görsene anneciğim melek gibi bir kız. Buraya da sizinle tanışmak için gelmişti halbuki. Çok sevindim oğlum. Yarın getir de tanışalım ha? Olur anneciğim. Anneciğim. Görsen öyle tatlı bir kız ki. Gerçekten bulunmaz bir kız. Ama Okan, Allah'ın mübarek kulu olduğu için onunla tanışma fırsatına erişmiş ya. Ne oldu Nurten? Bir şey yok anneciğim. Bana bak. Siz gene bir şeyler çeviriyorsunuz ama hadi hayırlısı bakalım. Merhaba. Aa, merhaba. Bu aralarda ne kadar çok karşılaşıyoruz değil mi Figen? Aha aha. Komik şey. Annem nerede? Banyoda. Anne! Misafirlerim var. Geliyorum kızım. Kim gelmiş? Kim gelmiş? Hoş geldin kızım. Merhaba. Kızım, otursanıza arkadaşınızı. Aa, olur mu anneciğim? Figen çok saygılı bir kızdır. Size merhaba demeden oturmak istemedi. Figen'cim, otur yavrum. Ben de kek yapmıştım. Getireyim size. Aa, ben de sana yardım edeyim anne. Anne, bir şey söylemedin. Nasıl buldun gelinini? Kızım, bu ne acayip bir şey. Böyle ne saygısız bir şey. Ağzında sakız, saçlar bir acayip. Böyle yer tarafında demirler. Nereden bulmuş Okan bunu? Anne ben dün Okan'a söyledim ama beni dinlemiyor ki. Bir de gitmiş aşık olmuş bu salağa. Benim oğlum hiç akıllanmayacak. Hiç akıllanmayacak. Ha şunu bileydin. Ucube bu, ucube. Ben bir makyajımı tazeleyeyim abi ya. Bayağı ne tarafta? Şu tarafta. Ne be altın bu be? Kız arkadaşın nerede? Banyoya kadar gitti anneciğim. Aa niye? Klozete girip üstüne sifonu mu çekecek? Ya sen benim kız arkadaşım hakkında ne biçim konuşuyorsun ya? Şşt! Terbiyeli ol Nurten. Özür dilerim benim gitmem gerekiyor. Aa niye? Annem mesaj atmış, kuzenim rahatsızlanmış, hastaneye gitmem lazım. Öyle mi? Peki kızım, geçmiş olsun. Ben de geleyim o zaman. Yok ya, senin gelmene gerek yok abi. Ben giderim, iyi günler. Aa, sana da canım, özletme kendini, yine gel olur mu? Ya anne şu kızına baksana ya, resmen kız arkadaşınla dalga geçiyor. Haksız mı oğlum? Ne biçim kız bu böyle? Çok aradın mı bunu? Ucube bu, ucube. Ya anne siz de hiç bir altı beğenmiyorsunuz ya. Sen kendi kızına bak. Aa,
Sen bana kurban ol be. Senin kız arkadaşın benim tırnağım olamaz. Benim burada bir rezim yok muydu? Abiler, bugün resmen durak boşaldı, kimse kalmadı ha. Nuri babalar da o kılıbıklık yarışmasına gittiler. Kaldık ha buraya böyle başımıza. Vallahi babamı bilmiyorum da Sinan abiler kibarlık dersi alırken çok eğleneceğiz. Hele bir de Osman abi dans ederse bütün reytingler tavan. Düşünebiliyor musunuz Osman abi vals yaparken? Affedersiniz abiler de mantayı bile o yarışmaya soksanız kibarlaşır ama Osman Emici hayatta kibarlaşmaz. Sahin sen niye gitmedin o yarışmaya be o zaman? Ya hocam. Alo, merhaba Şükran. Mehmet, karakoldan aradılar. Merkeze bekliyorlarmış. Kötü bir şey yok değil mi Şükran? Hiç bilmiyorum ki, bir açıklama da yapmadılar. Tamam, şimdi sen sakin ol. Ben eve geliyorum. Oradan beraber gideriz karakola. Tamam, hadi görüşürüz. Ne oldu hocam, kötü bir durum mu var? Ya karakoldan aramışlar. Ben bir gidip geliyorum. Hadi durak size emanet. Hocam merak da bırakma, bize haber ver. Zaten durakta da kimse kalmadı ki, ne emanet bize. Her müşteri arası sıra sende Mertçi. Komiserim. Hoş geldiniz Mehmet Hoca. Aa Figen, senin ne işin var burada ya? Bu küçük hanımı tanıyor musunuz? Tanıyoruz komiserim. Oğlumun kız arkadaşı. Peki bu bilezik tanıdık geldi mi? Buyurun bakın. Evet komiserim, benim bileziğim. Küçük hanım bu bileziği bir kuyumcuya satarken kuyumcu şüphelenip bizi aradı. Biz de kendisini sorguya aldık. Sizin evden çaldığını itiraf etti. Yazıklar olsun sana Figen ya. Nasıl yaparsın bana bunu? Şşt Okan, sakin ol. Ne demiş eskiler? Her işte bir hayır vardı. Eğer senin bu kız arkadaşın o hırsızlığı yapmamış olsaydı onun gerçek yüzünü göremeyecektin.